Amerika ile Biden'la yapılan görüşmeden Türkiye ile sonuç itibariyle bir ortaklaşma söz konusu oluyor bazı konularda. Bu Güney Kürdistan boyutunda da KDP'yi bunun dışında tutarak görmemek gerekiyor. KDP'nin yönetim kesiminin, şu andaki bölge yönetiminin bu işgal girişimlerine karşı, kullanılan kimyasal silahlara karşı değil, tutumları anlamda diyorum, ortaklaşmış durumdalar. Dolayısıyla Rojava'da da kendi anlayışları doğrultusunda, yani KDP'nin anlayışı doğrultusunda, Barzani ailesinin anlayışı doğrultusunda böyle bir Kürt yapısının oluşmasını istiyorlar. Yani bir statü olacaksa da kendi kontrollerinde, kendi etkilerinde, yani özgür, kendi ayakları üzerinde duran, bütün kesimleri kapsayan, demokratik, eşit, özgür bir yönetim anlayışı veya bir idari sistem, bir statü değil, belli bir grubun, belli bir ailenin, yani Barzani ailesinin kontrolünde olması doğrultusunda ortaklaşıyorlar. Rojava'daki statüye karşı, bunu boşa çıkartmaya karşı girişimlerdir. KDP bunu kendi geleceği açısından tehlike olarak görüyor. Kürt'ün özgürleşmesini, Kürt'ün gerçekten söz sahibi olmasını, Kürt halkıyla birlikte diğer halkların eşit, özgür bir şekilde kendilerini, temsiliyetlerini bulmaları noktasında bunun kendi varlığına tehdit olarak görüyor. Bu anlayışı, bu paradigmayı kendisine tehdit olarak gördüğü için bugün Güney işgalinde de Türk Devleti ile ortaklaşmış durumdalar. Rojava'daki kazanımlara yönelik olarak da Türkiye ile ortaktırlar. Bunu açık net bir şekilde görüyoruz. Yani şu andaki AKP-MHP faşist iktidarının liderleri de, yani Bahçeli olsun, Erdoğan olsun, bunları açık açık ifade ettiler. Yani Musul-Kerkük örneğini vererek bunun örneğini verdiler. Tabii ki Afrin'e kadar olan o hat noktasında da evet, biz burası bizlere aittir. Neo-Osmanlıcılık hayalleriyle tekrar buraları ele geçireceğiz. Bu niyetlerini hiçbir zaman gizlemediler. Dolayısıyla Başuri Kürdistan'ın işgali derken de her zaman bunu kastederek söyledik. Yani burada defalarca bir dile getirdik ki PKK bahane ediliyor. Bunların derdi PKK değil. Bakınız, her zaman da Afrin örneğini, Giresip, Serikar örneğini vermişizdir. Ne alakası var şimdi? Siz orayı niye işgal ediyorsunuz? Orası kime karşı savaş? On binlerce şehidin verildiği yerdir. Kadın öncülüğünde insanlık onurunu Rojava'da savunuldu. Ve insanın onuru dahi çetelerden, barbar çetelerine karşı insanlık onuru kurtarıldı bir kez daha. Tüm bunlara baktığımız zaman da evet, tamamıyla misak-ı millidir. Tamamıyla sömürgeciliktir, işgaldir, ilhaktır. Ve bunu da gizlemiyorlar ama tabii ki buna karşı bizlerin ne yapacağıdır, halkımızın nasıl bir duruş sergileyeceğidir. Bugün kimyasal silahlar, siz de sordunuz, evet, tıkanmış bir devlet, tıkanmış bir anlayış, tıkanmış bir sistem. Bütün insanlık değerlerini zaten Kürtlere karşı bugüne kadar ayaklar altına almıştır. Hukukunu ayaklar altına almıştır. Ahlaki bütün ilkeleri ayaklar altına almıştır. Vicdan desek zaten vicdanın zerre kadar eseri yok söz konusu Kürt düşmanlığı olunca. Bugün kimyasal silah kullanımıyla birlikte herkesin gözü önünde. Herkesin gözü önünde kimyasal silah kullanılması da aslında insanlık dışı uygulamalarından bir adım daha öteye gitmiştir. Şimdi kimyasal silah kullanılması noktasında Birleşmiş Milletler'in Cenevre Konvansiyonu var. 1925 yılında imzalanmış. Bütün ülkeler, Türkiye dahil olmak üzere, kesinlikle hem yapımı, hem bulundurulması, hem de kullanımı yasaklanmış durumdadır. Ve insanlığa karşı suçtur. Buna karşı da müdahale edilir. Müdahale etmesi için de bir kurum da oluşturulmuş. Bunlar tabii ki daha önce de Kürtlere karşı Güney Kürdistan'da, Halepçe'de kimyasal silah kullandılar. İşte bu silahı satanlar kim? Silahı satanlar da önemli. Çünkü buradan bir kazanç elde ediyorlar. Silahlarının ne kadar etkili olup olmadıklarını da bu şekilde görüp daha da etkili kimyasal silah üretimine gidiyorlar. Kimler üzerinden denediler? Halepçe'de Kürtler üzerinden denediler. Yani bir nevi deney laboratuvar deneyi olarak Kürtleri görüyorlar. Kobay olarak görüyorlar. Laboratuvar kobay olarak görüyorlar. Bunu kabul etmemek gerekiyor. Buna karşı durmak gerekiyor. Tabii ki burada da başta Kürt halkı bunun karşısına durması gerekiyor. Sonuç itibariyle siz sesinizi çıkartmadığınız zaman, itirazda bulunmadığınız zaman, tepkinizi göstermediğiniz zaman bir nevi sessizlik daha da cesaretlendiriyor. Daha farklı adımların, daha ileri adımların, kimyasal silahları kullanma noktasında söylüyorum, adımlar atma cesaretini bu anlayış
bu faşist anlayış kendisinde bulabiliyor. Bunu açık net bir şekilde Birleşmiş Milletler de, Avrupa örgütleri de insanlığa karşı bir suç olduğunu hiçbir koşul altında ne olursa olsun, savaşan güçler kimler olursa olsun, savaşta kimyasal, taktik, nükleer silahların bunların kesinlikle kullanılması yasaklanmıştır. Yasaklanmış ama bakıyoruz aylardan beri Güney Kürdistan'da bu silahlar kullanılıyor. Defalarca açıklamalar yapıldı. Defalarca söz konusu sorumlu görevli kurumlara çağrılarda bulunuldu. Ama bugüne kadar sessizliklerini koruyorlar. Tabii burada sadece Kürtler, tabii ki öncülük yapacak Kürt halkı, dört parçadaki Kürt halkıdır ama şimdi siz bir insanlık suçuna karşı bir ses çıkartamıyorsanız, ben Türkiye'deki tüm muhalif kesimleri ve dünya tamamında da ilgili sivil toplum kuruluşlarını ve dünya halklarını aslında bu noktada bir çağrıda bulunmak lazım. Bir uyarıda bulunmak lazım. Uyarımız şudur. Şimdi demokrasi özgürlük mücadelesi verirken insanlığın oluşturduğu değerler ve bu değerlere karşı topyekun bir saldırı söz konusu, kimyasal silahların insana, doğaya ne kadar zarar verdiği kanıtlanmış. Siz demokrasi özgürlük diyeceksiniz ama söz konusu Güney Kürdistan'da kimyasal silah kullanımıysa sessiz kalabileceksiniz veya bir iki kelamla, bir iki sözle olayı geçiştireceksiniz. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu suç işleniyorsa amasız, fakatsız insanım diyen herkesin tepkisini açık, net bir şekilde, gür bir şekilde göstermesi gerekiyor. Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin 100 katı şu anda Kürdistan'a gösterilmesi gerekiyor ki 100 yıldır bir halk dört parçada sonuç itibariyle bir özgürlük mücadelesi veriyor ve bu halka daha önce de yine ifade edelim, Halepçe'de kadın, çoluk, çocuk demeden Kürtlere karşı bu kimyasal silahlar kullanıldığı zaman da dünya suskundu, bu ülkeler suskundu. Ama bu suskunluğu bozacak, bunlar üzerine baskıyı arttıracak, var olan kurallarını, anlaşmalarını, sözleşmelerini uygulatacak olan da insan haklarını savunan, insan değerlerini savunan bütün kesimlerdir. Bu kadar ekolojik sorunlar yaratılıyorken bu kimyasal silahların kullanılmasıyla birlikte bu sorunlar daha da büyüyerek derinleştiriliyor, büyütülüyor bu sorunlar ve bu tüm insanı etkileyecek sorunlardır. Sadece Kürt'ün sorunu olarak bakmak, dar bakmaktır. Var olan anlayışları, bu silahı kullanan anlayışa da onay vermektir. Tüm ülkelerin de imzalamış olduğu sözleşmelerine uymaları gerekiyor, uydurmak gerekiyor, hatırlatmak gerekiyor ve baskı oluşturmak gerekiyor.